Burası 4 bloklu bir siteymiş. Yani itfaiye içeride herhangi bir yaşam belirtisi var mı yok mu ona bakıyordu. Savaştan çıkma görüntüler. Aileler üzgün. İnsanlar üzgün. Ben şok. Böyle berbat bir şey olamaz yani. Böyle berbat bir şey olamaz. Yani şu anda bina çöktü çökecek. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü yapılacak bir şey de yok. Her an çökebilir. Şöyle bir görüntü var. Yaşamadığımız şeylerde yaşayacakız. Evet, burası apartmanın normalinde giriş tarafında bir yer olacak. Şurada gördüğünüz berbat. Yani size garip gelecek ama insanın tüyleri diken diken oluyor. Bir de bunu burada bilfiil yaşayınca yani ne yapacaklar hakkında net bir bilgim yok ama herhalde binayı yıkmaya çalışacaklar gibi görünüyor. Yoksa daha tehlike oluşturacak. Diğer yandaki apartmanlara hiç keyfi yok. Her yerde siren sesi. Uf. Bu arada şuradaki gördüğünüz bina yıkıldı, yıkılmak üzere. Tamamen blok kat kat kırılmış. Bina şu anda çöktü çökecek modunda. AFAD çalışanları vesaire herkes, yardım etmek isteyenler burada. Yani ben böyle bir olay görmemiştim ve görmüş olduk. Allah beterinden saklasın. Gel. Gir şuraya. Oğlum. Gir şuraya. Gir gir. Her yer her yerde. Evet, deminki gördüğümüz bayan, bileğini tutan bayan, bu binadan çıkan bayanlardan birisiydi. Yani bina tamamen yatmış. İlginç bir şekilde bodrum kat çökmüş. Allah beterinden saklasın, başka bir şey demeye gerek yok. Allah beterinden saklasın. Yani biz sokakta yakalandık ve ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Düşünün artık, karşımızdaki bina da yıkılmak üzereydi. Yani bütün polis ekipleri vesaire yollarda, dediğim gibi karşıda da bir
sıkıntılı bir yer var. AFAD'ın o aracı orada. Bildiğim kadarıyla orada da 4 katlı bir bina göçük. Yani her şey her yerde birbirine girdi. Hayırlısı diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Bu arada her yerde sıkıntılı durumlar var. Trafik berbat. Benzinliklerde full kuyruklar var. Son anda yakıt aldık. Karşı tarafta bir ev yıkılmış bu arada. Orada enkaz tarzı çalışmalar var ara sokakta. AFAD'ın aracı orada. Falan filan. Şehri terk edeceğiz ama İzmir'i nasıl terk edeceğimizi bilmiyorum. Her yer her yerde. Evet, kızcağızın bileği sıkışmış, belli şişmiş. İnşallah kırılıyor. Evet, İzmir'de deprem olduğundan itibariyle bina ortasından resmen ayrıldı yan tarafta. Allah'tan yıkılmadı, içinde bir sürü insan var. Herkes sokaklarda. Var ya, kalbim küt küt titriyor, atıyor yani, böyle bir şey yok. Felaket sallandı. Olmaz böyle bir şey.